yaklaşıyor sen de durma sana ders ben herkesin Merhabalar arkadaşlar ben Adem öğretmen fonksiyonlarda arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz öğretici test 8'i çözeceğiz bir soru gelsin f 2x kare eksi 2x artı 5 eşittir. 2m artı 4 çarpı x kare eksi 2 x eksi 4x artı 2. f'in tersi 4, 4 7'ye eşit ise m değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu ifadeyi eşitliğin karşı tarafına atarsak 4 eşittir f 7 olacak. Yani 7'nin görüntüsü arkadaşlar 4'e eşit. Şimdi ben görüntüsü 7 olan ifadeyi bulabilmek için yani şuranın 7 olmasını istiyorum. O zaman ben 2x kare eksi 2x artı 5'i 7'ye eşitlersem 2x kare eksi 2x eşittir 5'i karşıya attım 2. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman x kare eksi x değeri 1'e eşit olacak. x kareyi yalnız bırakırsam arkadaşlar x kare gördüğüm yere ben x artı 1 yazarsam içerisi 7'ye eşit olacak. O zaman ben bu işlemi yaparsam burası f7 oldu. Bu da eşittir. x kare gördüğüm yerleri arkadaşlar x artı 1 yazacağım. Burası 2m artı 4. x kare gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Eksi 2 x eksi 4x artı 2. Düzenlersem F7'nin değeri 4'e eşittir. 4 eşittir. Şurada arkadaşlar dağılma yaparsak burası 2 tane mx artı 4x. 1'i dağıtırsak arkadaşlar 2m artı 4 olacak. Eksi 2mx eksi 4x artı 2. Artı 2mx ile eksi 2mx birbirini götürdü. Artı 4x ile eksi 4x birbirini götürdü. Geriye arkadaşlar 4 eşittir. 2m artı 6 kaldı. 6'yı bu tarafa attım. Eksi 2 eşittir. 2m her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman m'in değeri eksi 1 olarak bulunmuş olacak. Doğacağımız enizli. İkinci sorumuz arkadaşlar. f a eksi b eşittir. 2x artı 3 f'in tersi 3 2'ye eşit f'in tersi 2 eksi 5'i eşit ise f'in tersi x kime eşittir diye sormuş Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar şu fonksiyonların tersini karşı atarsak f 2'nin değeri 3'e eşit olacak yine aynı şekilde f'in tersini karşı yatarsak f eksi 5'in değeri de 2'ye eşit Şimdi şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Görüntü arkadaşlar 3 çıkabilmesi için yani şu görüntünün 3 çıkabilmesi için x'in 0 olması lazım. O zaman ben x'in 0 verirsem burası f eksi b değeri eşittir 3 olacak. Ben de şunu biliyorum arkadaşlar fonksiyonun görüntüsünün 3 olabilmesi için içerideki değerin 2 eşit olması lazım. O zaman eksi b dediğimiz ifade 2 eşit. B de buradan eksi 2 olarak bulunmuş olur. Şimdi öbür ifadeyi düşünelim arkadaşlar. Görüntünün 2'ye eşit olabilmesi için arkadaşlar x'in değerinin eksi 1 bölü 2 olması lazım. O zaman ben de şu fonksiyonda yine x'in eksi 1 bölü 2 yazarsam. Burası f x'in eksi 1 bölü 2 yazarsam eksi a bölü 2 olur. Eksi b ve bu değer de arkadaşlar 2'ye eşit. Şimdi görüntünün 2 olması için x değinin eksi 5 olması gerekiyordu. O zaman eksi a bölü 2 eksi b eşittir. Eksi 5 olacak arkadaşlar. Ben b'nin değerini eksi 2 olarak biliyordum. Eksi a bölü 2 artı 2 eşittir eksi 5 olur. Eksi a bölü 2 eşittir. Eksi 7 olacak. Eksi a eşittir buradan. Eksi 14. Eksiler birbirini götürür. a'nın değeri 14'e eşit. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. F a'nın değerini 14 bulduk. Burası 14 x'e eşit. B'nin değeri arkadaşlar eksi 2 de Burası artı 2 olur. Bu da eşittir. 2x artı 3. Şimdi bizden fonksiyonun tersini istiyor. istiyor. atalım arkadaşlar. Bu fonksiyonu karşı atarsak burası 14x artı 2 olur. Burası da f'in tersi 2x artı 3'e dönüşecek. F'in tersini bulduk ama f'in tersinde x'i bulabilmek için 2x artı 3'ün x'e dönüşebilmesi için arkadaşlar 2x x eksi 3 olacak. x gördüğümüz yere x eksi 3 bölü 2 yazmamız gerekecek. O zaman şu fonksiyonda arkadaşlar 14 çarpı x eksi 3 bölü 2 artı 2 eşittir f'in tersi x oldu. 2 ile ve 14'ler sadeleşti. 7 içeriye dağıtırsak burası 7x eksi 21 artı 2. Düzenlersek bu da 7x eksi 19 olarak tespit edilir. F'in tersi x. O zaman doğacağımız arkadaşlar bursa seçeneği olacak. Evet üçüncü sorumuz fx eşittir 2x eksi n fonksiyonu veriliyor. Bileşke fonksiyonu birin değil arkadaşlar. O fonksiyonda tersinde eksi 2'ye eşit ise m'nin değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Şu f'in tersinde arkadaşlar karşı atarsak aslında burası f bileşke f 1'e eşitti. Bir daha karşı atarsak bir f de buradan gelecek ve bunun değeri arkadaşlar eksi 2'ye eşit çıkacak. Şimdi F1'in değerini bulursak arkadaşlar. F1'in değeri x'ini 1 yazarsak 2 eksi m'ye eşit. Yani bu işlemde f, f, f1'in değeri 2 eksi m'ye eşit ve bu da eksi 2 eşit olacak. Şimdi ben f 2 eksi m'nin değerini bulursam x gördüğüm yere 2 eksi m yazarsam 2 çarpı 2 eksi m eksi m. Düzenlersek burası da 4 eksi 2m eksi m. Yani 4 eksi 3m olacaktır. F bunun değeri 4 eksi 3m eşittir eksi 2. Son olarak arkadaşlar F 4 eksi 3m'in karşılığı da x gördüğümüz üzere 4 eksi 3m yazarsak eksi m. Düzenlersem bu 8 eksi 6m eksi m yani 8 eksi 7m eşit. O zaman bu ifadede 8 eksi 7m eşit ve bunun değeri de eksi 2. Düzenlersem burası 10 eşittir 7m olur. Her tarafı 7 ile sadeleştirdiğimiz zaman 10 bölü 7 eşittir m değeri olacak. Doğru sonucumuz denizde seçeneği. Evet arkadaşlar bir başka sorumuz bir grafik sorusu. Bizden bazı ifadeleri bulup toplayıp bunları bölerek sonuca ulaşmamızı istiyor. Bunları bir yazalım arkadaşlar. Bileşke fonksiyonumuz var. f f 3 değerini bulacağız. Artı f 1 değeriyle toplayacağız. Ve bu ifadeyi yine bileşke fonksiyon f f 1 değeriyle F1 değerini toplayıp yine bölüm yapacağız. F3'ün değeri arkadaşlar dikkat ederseniz x'in 3 olduğu yerde F3'ün değeri 1'e eşit. Ya yani burası F1 oldu, F 1 oldu. Artı F 1'in değeri de arkadaşlar dikkat ederseniz 3'ü gösteriyor. Burası 3 bölü F eksi 1'in değerini az önce bulmuştuk. 3'e eşitti. Burası o zaman F3 olacak. Artı F 1'in değeri de arkadaşlar x 1 iken grafiği kestiği noktadaki görüntü de 1'e eşit. Burası da 1. F 1'in değerini az önce bulmuştuk. 1'e eşitti. O zaman burası 1 artı 3 bölü. F 3'ün değeri de 1'e eşitti. O zaman burası 1 artı 1 olacak. Yani düzenlersek 4 bölü 2 Sonuç 2'ye eşit. Doğru seçeneğimiz Bursa. Evet yine bir grafik sorusu. Şekilde doğrusal fonksiyonu ve gx fonksiyonunun grafikleri verilmiştir. Evet bileşke fonksiyonu ve ters fonksiyonların görüntülerini bularak toplamamızı istemiş. Şimdi arkadaşlar yazılışlarını yaparsak şu ifadenin yazılışı f'in tersi g'de eksi 2'yi bulacağız artı g'nin tersinde f eksi 4'ün sonucuna ulaşacağız. Öncelikle arkadaşlar g eksi 2 değeri g 2 değeri fonksiyonun grafikte kestiği noktadaki görüntüyü bilmiyoruz. O zaman şöyle yapalım. fx'in bir grafiğinden denklemini elde edelim arkadaşlar. x'in altına x'i kestiği nokta yani eksi 3'te kesmiş eksi 3 artı dedik. Y'nin altına y kestiği nokta yine 3'e eşit. Bu da eşittir. 1 olacak. Toplamları 1. Şimdi ben şu ifadeyi eksi 1 ile genişlettim. Şu ifadenin altında gizli 1 var. Bunu da 3 ile genişlettim. Yani eksi x artı y eşittir. 3 olacak. Eksi x'i karşı atarsak aslında 3 artı x'e eşit. Bu ifade de fx'e eşit olacak. Şimdi fx'in değeri arkadaşlar x artı 3 olduğundan dolayı artık bütün değerleri görüntüleri bulabilirim. Mesela burada x değeri eksi 2 iken grafikle aynı yerde kesiştiğinden dolayı arkadaşlar bu fonksiyondan yardım alırsak f eksi 2'nin değeri eksi 2 artı 3'ten 1'e eşit olacak. Yani şuradaki görüntü değeri arkadaşlar 1'e eşit. O zaman f'in tersinde şu g-2'nin değeri arkadaşlar 1'e eşitti. Burası 1. Artı g'nin tersinde f eksi 4'ü arıyorum arkadaşlar. x eksi 4 yazarsak burası da eksi 4 artı 3'ten eksi 1'e eşit olacak. O zaman burası da eksi 1. Şimdi g'nin tersinde arkadaşlar eksi 1'i arıyoruz. G'nin tersinde eksi 1 olabilmesi için arkadaşlar bunun değerinin sıfır olması lazım. Yani, ya da şöyle yapalım. G'nin tersi eksi 1 M'ye eşit olsun. Ben M'yi bulabilmek için şunu karşı atarsam eksi 1 eşittir. G M olacak. Yani hangi x değerinin sonucu arkadaşlar eksi 1'dir. Dikkat edersiniz sıfırın değeri grafiği 1 eksi 1 noktasına kestiğinden dolayı m'nin değeri sıfır olacak. Yani şu ifadenin karşılığı sıfır. Artı f'in tersinde biri bulacağım. Arkadaşlar f'in kendisi belli. f'in tersi demek aslında x eksi 3'e eşit olacaktır. Toplamanın tersi çıkartmadır. f'in tersinde birin değeri ise 1 eksi 3'ten eksi 2'ye eşit. O zaman şunun değeri de eksi 2 toplarsak arkadaşlar sonuç eksi 2'ye eşit çıkacak. Doğru seçeneğimiz denizli. Evet arkadaşlar son noktayı da koyduk. Bundan sonra arkadaşlar öbür videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.